Neler yapıyoruz şu ana kadar, nelerden bahsettik? İsterseniz bir özetleyin. Sonra bugünün konusuna yavaş yavaş saat başına gireriz. Tamam, şimdi bundan önce iki kere daha sizinle bir sohbetimiz olmuştu. Genellikle iletişim odaklı gittik ve bunun da ihtiyaç olduğunu gördük aslında. Çünkü hepimizin bir arada bulunduğu ve birbirimize tahammül sınırlarımızın belki de zorlanabileceği, stres düzeyimizin de yoğun olduğu bir dönemdeyiz. O sebeple birazcık hani iletişim konusunu, aile içi özellikle iletişim konusunda biraz fazla bu dönemde durmak gerektiğini düşündük. Ki öyle de olması gerekliymiş zannediyorum. İstatistiksel veriler de bunu kanıtladı aslında. Dün akşam bir yayında İçişleri Bakanı'nın bir açıklaması oldu. Siz de izlediniz mi bilmiyorum ama bu dönemde aile içi tartışmaların kayda değer oranında arttığını söyledi İçişleri Bakanı. Bu istatistikler olarak da doğrulanmış. Hatta Çin'de bu salgının olduğu dönemlerde boşanma oranları birden yükselmişti. Hatırlarsanız böyle istatistikler paylaşmışlardı. Dolayısıyla bu dönemde hani hem çocuğun eğitim yükü hem işte eşlerin birbirlerine karşı tahammül sınırları hem dünyanın içinde bulunduğu sağlık açısından zorlayan durum hem ekonomik durum hepsi bir araya gelince biraz insanları gerdi tabii haklı olarak. Bu Biraz sebeple da şöyle bir durumda var mı sanki? Yani iletişimimizde zaten problemler vardı genel olarak. Hem aile içi iletişimlerimiz, hem çocuklarımızla iletişim, hem çevremizle iletişim. Tabii. Ama bu mevcut bir çarkın içerisinde, düzenin içerisinde aslında bunları şey yapıyorduk. Yani halının altına süpürüyorduk bir bakıma. Gözden ırak tutuyorduk. Yani bakarız modunda olabiliyordu vesaire. Ama şu anki şartlar hani o zaten belli bir sınıra yakın seyreden gerilim noktası. Şartların daha zorlaştırması, bazı şeyleri devre dışı bırakıp bizi böyle yüz yüze getirmesi, dolayısıyla göz ardı etme şansımızı artık ortadan kaldırmasıyla daha gün yüzüne çıktı sanki. Dolayısıyla da Muhtemelen. bunları tamir edecek yani artık o göz ardı etme şansımız kalmadı. Bu iletişimle ilgili sorunlarımızla yüzleşip onları düzeltme aksiyonlarına artık geçmemiz gerekiyor sanki, değil mi? Ne dersiniz? Tabii. Şimdi tabii dışarı hayatlarımız da kısıtlandı. Evde bir problem olduğunda ya da ne bileyim ilişkiler eğer sekteye uğradıysa insanlar dışarı hayatıyla bir şekilde zihinlerini boşaltarak ya da dışarıdaki sorumluluklarla bir şekilde zihinlerini meşgul ederek geri eve döndüklerinde biraz daha zihinler dağılmış oluyor tabii. Herkes hani evi bir sığınak olarak görüyor. Geriye döndüğünde, dışarıdaki hayattan geriye döndüğünde hani ev bir yuva, bir sıcaklık, onları rahatlatan bir ortam aslında ama şimdi evin biraz algısı belki değişmeye başladı. Hani ev kalmaya mecbur olduğunuz bir yer haline döndü artık. Hani bir kısmı bundan memnun. Bir kısmı zannediyorum bu sürece tahammül etme noktasında burada da sıkışmış durumda. Burada tabii evin içerisindeki yaşam şartlarınız, kendinizi oyalayabilme beceriniz, ilgi alanlarınız, hobileriniz bunların hepsi bu sürece tahammülü kolaylaştıran bir etken aslında bakarsanız. Eğer hani zihninizi kendi istek ihtiyaçlarınız ya da ilgi alanlarınız doğrultusunda yönetebiliyorsanız o zaman bu süreçte bir derdiniz olmaz bence. Ama işte hani yapacak bir şey bulamıyorsanız, üretecek bir şey bulamıyorsanız, kendinizi meşgul etme alışkanlıklarınız yoksa, ne bileyim gün içindeki sorumluluklarınız yoksa ya da hayata katılmadan işte hayatın kıyısında yaşamayı alışkanlık edinmişseniz o zaman tabii ki zaman geçmez. Yani burada esas problem insanların zamanı nasıl geçireceğini ne ilgili çözüm yolları bulamıyor olması herhalde. O zaman da ne yaparsınız? İşte eşinizin söylediği size batar, ne bileyim çocuğunuzun sorumluluklarını yerine getirmiyor olması sizi daha çok sinir etmeye başlar. Bir şekilde o içinizdeki siniri, içinizdeki sıkıntıyı karşı tarafla birlikte atmaya başlarsınız. O zaman da ilişkiler çıkmaza girer tabii. Her şey gözüne batar insanın. Yani şöyle düşünelim, mutluysak etrafımızda olan şeyler bize komik geliyor ya da hani mutluluğumuzu bir şekilde perçinleyecek şeyler düşünüyoruz. Ama mutsuzsak, sinirimiz bozuksa hiçbir şey bize zevk vermez. Her şey batar, sevdiklerimizin söyledikleri bile ama bir sussa da 2 dakika kafamı dinlesem bir şey düşünürüz. Ben de diyorum bu süreçte böyle bir
algı ayrımı var. Nasıl algılayacağım? Oradaki bakış açısı da çok kritik bir nokta aslında. Yani ben ona şikayet kültürü diyorum. Yani bir şeye baktığımız zaman, bir olaya, bulunduğumuz bir yere vesaire, buradan memnun olacağımız 10 tane şey sıralayabiliyor muyuz? Ne hızla sıralıyoruz? Evet. Şikayet edeceğimiz 10 tane şey sıralayabiliyor muyuz? Ne hızla sıralıyoruz? Ben Aynen bunu öyle. bir ara Twitter'dan önermiştim insanlara denemelerini. Sonra kendim de ya öneriyorum ben deneyeyim diye baktım. İş ortamında yapıyordum bunu. Mesela memnun olunacak 10 tane şeyi tık 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 hemen sıraladım. Şikayetçi olunacak 10 tane şey üçüncüde kaldım. Dördüncü bir şey bulamadım. Bu Evet. biraz aslında kişisel Tabii ki yaklaşım kesinlikle tabii. tarzıyla ilgili. Öyle olduğu zaman, yaklaşımınız böyle olduğu zaman gerçekten yaratıcı şeyler bulmanız, daha olumlu yönlere doğru odaklanmanız daha kolay oluyor. Ama Tabii. dışarıdan şikayet etme, hani eskiden şikayet ederken başkalarından şikayet ediyorduk hep. İşte gittiğimiz iş yerindeki insanlar, dışarıdaki insanlar falan. O yüzden şikayet kültürü o kadar da zarar belki vermiyordu. Yine zarar veriyordu Hı. ama şimdi evin içinde kaldığımız zaman şikayet kültürüyle hareket edersek ya kendimizden, ya Evet. eşimizden, ya çocuğumuzdan şikayet ettiğimiz anlamına geliyor. Aynen. Yani şikayet artık bizim hayatımızı kilitleyecek bir noktada olmalı burada. Benim hayatta şöyle bir mottom var. Şikayet etme, çözüm bul. Ben hayatımı buna göre yaşadım. Aynen. Çünkü yani dünya kadar şikayet edecek şey bulabilirsiniz. Benim çok sevdiğim bir şeyden siz nefret edebilirsiniz mesela. Benim çok güzel bulduğum bir şeyi siz çok komik bulabilirsiniz. Yani bunlar çok şahsi şeyler. Karaktere tabii çok bağlı bence de. Ama bence insanlar karakterini bu yönde de eğitebilirler, düzeltebilirler. Yani bir insan zihnine gelen olumsuz düşünce demediği şekilde düşünmeyi engelleyebilecek yolları bulabilir. Bununla ilgili kendini eğitebileceği dünya kadar kaynak var. Yeter ki bunu yapmak istesin. Peki o Halinden zaman biz de hani bu şikayet etmemek, onun yerine çözüm bulmak olayını söylemişken, iletişimle ilgili hani dedik ki şikayet edilecek çok nokta var iletişim konusuyla ilgili. Yani kendimden şikayet edebilirim, eşimden, çocuklarımdan, ya şöyle yapıyorlar, böyle yapıyorlar falan. O yolun şeyi yok, sonu yok yani. O çıkar bir tabii. yol değil. Bunu olumluya çevirmek için, çözüm anlamında bu iletişimi iyileştirmek için kullanabileceğimiz tekniklere bir odaklanmayı düşünmüştük bugünkü oturumumuzda. Ne gibi teknikler var, neler yapabiliriz, çözüme odaklı olarak yaklaşımlarımız neler olabilir? Yani şöyle, mesela ben kendi hayatımdan da ya da işte hani tavsiyede bulunduğum insanların hayatlarından da örnek vermek isterim. Biraz şöyle toparlayarak gidelim isterseniz. Bir şeyleri düşünürken ben tümden gelim yöntemiyle düşünmeyi çok seviyorum. Önce büyük resmi görüp ondan sonra ayrıntılara inelim. Konumuz aile sohbetleri. Sabah düşündüm hani aile sohbetlerini nasıl çeşitlendirebiliriz ya da insanların aklında kalabilecek şekilde nasıl başlıklandırabiliriz diye. Üç tane başlık buldum kendime. Aslında 3,5 ama 3 tane. Şimdi bir tanesi ailelerin hayatla ilgili, yaşamla ilgili daha ulvi, daha felsefi konularla ilgili yapabilecekleri sohbetler olabilir. Bir diğeri ailelerin kendilerini daha, birbirlerini ve kendilerini daha iyi tanıyabilmek için samimiyet ve yakınlaşma içerikli sohbetleri olabilir. Bir diğeri de zihinlerini boşaltabilmek ve aile içi anıları oluşturabilecek saçmalama sohbetleri olabilir. Şimdi her birimiz ailemizin içerisinde bu tarz sohbetleri yapmışızdır. Ama en çok ihtiyaç duyduğumuz zamanlardan biri aslında şimdi bu zamanlar. Allah tekrarını göstermesin ama belki de böyle zamanları sonra yaşayacağız yine böyle büyük salgınları. Ama şimdi tabii ilk defa böyle bir salgın yaşadığımız için aslında normal hayatımızdaki rutinleri belki şu an hayatımıza yerleştiremiyoruz da. Belki insanlar aslında bu salgından önce daha çok sohbet ediyorlardı ama şimdi herkes bir İşte kabuğuna çekildi. Çok fazla bir arada bulundukları için belki birbirlerinden bıkmaya başladılar, bilmiyorum. Ama bu dönemleri tatlı anılara dönüştürmek mümkün. Nasıl yapabiliriz? Mesela ben öneride bulunabilmek için birkaç tane kendimden örnekler getirdim size. Akşam yemekleri, bu sohbetleri yapabilmek için çok güzel zamanlar. Masa başı sohbetleri, kirli masa sohbetleri, yemek bittikten sonra işte masayı toplamadan orada ailenin her bir bireyinin birbirleriyle konuşabileceği ortamlar. Ben şöyle bir sohbet kavanozu yaptım. Benim kızım biliyorsunuz daha önceki yayınlarda da söylemiştim, küçük.
Ama her yaş grubu için uygun bence. Yani evde büyük çocukları olanlar için de uygun. Hatta getirdim de size göstermek için. Böyle bir sohbet kavanozu yaptım mesela. Bunun içerisine sohbet edebileceğimiz konu başlıklarını koydum. Buradan birer tane çekiyoruz akşamları. Böyle. Aynı zamanda da eğlenceye çeviriyoruz. Çünkü birbirimizi eğlendirecek şeyler bulmamız gerekiyor. Burada değişik konu başlıkları var. İşte hangi konuyla ilgili sohbet etmek istiyorsak, o anda sohbet konusu bulmak zor olabilir bazı aileler için ya da böyle bir geleneği olmayan aileler olabilir mesela. Bu yardımcı olabilir onlara. İşte benim kızımın yaşına göre şeyler buluyorum. Ben mesela bir sebze olsaydın hangi sebze olurdun, neden? Sonra hepimiz döndürüyoruz o muhabbeti. İşte ben patlıcan olurdum şundan dolayı, ben kabak olurdum bundan dolayı diye. Sizler konuları genişletip kendi çocuklarınızın ya da yaşlarına göre ya da aile ortamına göre çeşitlendirebilirsiniz konuları. Materyal her zaman, özellikle çocukların bulunduğu ailelerde materyal her zaman çok ilgi çekici ve caziptir. Böylece siz çocuklarınıza kazandırmak istediğiniz bakış açısını, davranışı ya da söylemek istediklerinizi sohbet vasıtasıyla tatlı bir ortamda aktarabilirsiniz. Yani çocuğunuzu ya da eşinizi karşınıza alıp bak, böyle böyle yapıyorsun. Ben bundan hiç hoşlanmıyorum. İşte bundan sonra böyle yapmanı istemiyorum. Ben şöyle düşünüyorum demek başka. Ama onu birlikte tatlı bir ortamda tatlı tatlı sohbet ederek aktarabilmek, hani karşısındakinin duygusunu da incitmeden ama vermek istediğiniz mesajı özenli cümleler kullanarak anlatabilmek başka. Bu bir Bu konu yönetimi bakımından da hani sohbetin içeriğini, yönelimini, nereye doğru gideceğini belirlemek önceden yönetmek imkanı da sağlıyor değil mi? Öbür evet. türlü böyle daha sıkıntılı olduğumuz konular habire öne çıkacak, aynı konularda tekrar tekrar boğulup gideceğimize burada yapıcı konular koyup oraya da çeşitli şeyler koyarsak aslında kendimize yeni kanallar, yollar açmış oluyoruz. Aynen öyle. Ve aklınıza geldikçe not alabilirsiniz mesela. Hanımlar daha uyanıktır bu konuda. İşte şu konuyu konuşalım diye not alıp kavanozun içine atabilirsiniz. Ne zaman denk gelirse artık o zaman konuşursunuz. Ama gerçekten bu şey bir yöntem. Yani etkili bir yöntem. Çünkü genellikle aile ortamlarında artık şeyler var, görüntüler var. İşte yemek yerken herkesin yanında cep telefonu. İşte iki laf edip, iki kaşık yemek yiyip ondan sonra işte Twitter'da ne olmuş, koronanın sayısı kaç olmuş ya da Instagram'da ne olmuş. Kafalar eğik, o şekilde ilerliyor yemek. Bu aile içi ilişkileri güçlendirmeyi bırakın aslında zarar verecek şeylerden bir tanesi. Ben şöyle olduğunu düşünüyorum bir yandan da. İnsanların aslında birbiriyle konuşacak çok şeyi var ve konuşmaya ihtiyacı var ama bu işte sosyal medya alışkanlıkları ya da akşam herkesin yorgun olması ve zihnini dinlendirmek istiyor olması ve bunların da işte tam böyle ailenin bir arada olduğu toplantılara denk geliyor olması aslında herkesin kafasında bir soru işareti. Herkes birbiriyle konuşmak istiyor ama onu başlatacak bir şeye ihtiyaç var. Anne bekliyor babadan başlatsın, baba bekliyor anneden başlatsın. O birbirlerine bu ilgilerini ve ihtiyaçlarını söyleyemedikleri zaman da işte burada bir takım birikmeler yaşanıyor doğal olarak. Ve Aslında o tabii sosyal medyaya da karşı değiliz. Sonuçta sosyal medya, tabii. dijital kanallar epeyce bir şeyin Tabii. yürüyebilmesini sağlıyor. Ama her şeyin hakkını kendine vermekle ilgili bir durum var burada. Ya Evet. yani aynı anda beş şey birden yapmaya kalktığımız zaman hiçbirinin hakkını verememiş oluyoruz. Hani Tabii. sosyal medyada bir arkadaşımla uzak kaldığım biriyle görüşeceğim, konuşacağım falan. O zaman onun hakkını ona veririm. O zaman diliminde onu sağlıklı olarak yaparım. Ama burada ailemle bir aradayım. Ona da belirli bir zaman ayırmam gerekli. Hani aslında böyle odaklanacağım şeyleri birbirinden ayırarak, zamanını ona vererek, hakkını vererek yaşarsak bu problemi çözmüş olabiliriz. Yani aynı Tabii anda ki. yapma hastalığından kaynaklanıyor biraz da pek Aynen çok öyle. şey. Evet, hayat çok hızlı akıyor ve o akan hayata bir şekilde yetişmeye çalışıyoruz ama aslında bu kısmın çok hayattaki hızla alakası olduğunu düşünmüyorum. Bu kısmın İlginizin nerede olduğuyla alakalı olduğunu düşünüyorum. Yani o masada yemek yiyorsanız ilginiz ailenizde olmalı. Cep telefonunuzla 10 dakika sonra da ilgilenebilirsiniz, 15 dakika sonra da ilgilenebilirsiniz ama bu ilgiyi, bu süreyi aile bireyler olarak birbirinize vermelisiniz bana göre. Diğer türlü tabii hani insanlar birbirinden uzaklaşmaya başlıyor. Birbirine özen göstermediğini, önem göstermediğini hissediyor. Belki de içiniz öyle düşünmüyorsunuz ama davranışlarınıza yansımıyor tabii ki bu.
O sebeple bu zamanların, özellikle şimdi içinde bulunduğumuz zamanların ve bu zamanlarda bu sohbet ortamlarının insanların birbirine iyi gelmesi açısından da çok önemli bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani bunlar aile bireylerinin birbirini tanımasına, güzel anlar oluşturmasına, hatta çocukların ilerleyen yaşlarda buradaki sohbetlerden çıkardığı tecrübelerle, deneyimlerle karakterlerini, dünyaya bakış açısını, hayatı değerlendirme ve yorumlama biçimini oluşturacağına inanıyorum. Ben çok iyi hatırlıyorum küçüklüğümde ailemle yaptığım sohbetlerden, aklımda kalanlarla hayatıma yön verdiğimi çok iyi hatırlıyorum. Tabii şöyle riskleri de var. Anne babanın bu konuda dikkatli olması da gerekir. Konuşurken ders verici ya da işte böyle burada hani didikleyen bir şey bırakmamaya dikkat etmek lazım. Çünkü aile sohbetleri aynı zamanda ilerleyen yaşlarda insanın iç sesi olmaya da başlıyor. Yani arkadan konuşan bir şey vardır ya hep bizde sürekli. O işte buralardan da geliyor olabilir aslında bakarsanız. Çünkü çocuğun düşünmediği şeyleri kafasına sokabilirsiniz. Aklına gelmeyen riskleri, tehlikeleri barındırabilir söylediğiniz şeyler. O konuda biraz daha dikkatli ve seçici olmakta fayda var. Bir Ama de burada sanki iletişim yaptığımız kanalın zamanlamasına da dikkat etmek gerekiyor olabilir. Yani ben mesela çocukla oturdum, nasihat veriyorum. O nasihatin kalıcı olması, uzun vadeli ses olarak onun kalması olasılığı çok yok. Daha çok böyle normal hayatın içindeyken, doğal akışı içinde söylediğimiz sözler, bıraktığımız izlenimler, hani oralar aslında yıldız noktalar hale kalıp zihne kazınıp gerçek hayatta da sonradan hatırlanan şeyler oluyor. Çünkü duygu durumları, yani beynimizin hatırlama şekli duygu durumlarıyla çok bağlantılı. Yani yoğun duygular yaşadığımız şeyleri daha iyi hatırlıyoruz. O yüzden de çocuğumuza mesela bir sevgi duygusunu yoğun yaşattığımız ya da üzülme, yıpranma duygularını yoğun yaşattığımız anlardaki mesajlar aslında belirleyici olacak. Yoksa oturup nasihat ediyor olduğumuz şeyde zaten duygudan arındırılmış, Yani tabii. hayattan kopuk ayrı bir şey o yani. O Ya çok o da kalıcı da olmayabilir. sohbet de denmez pek ona. Yani Evet. onu zaten kimse dinlemek istemeyecektir. Çünkü çocuklar özellikle çocuk minvalinde düşündüğümüz için çocuğa diyorum ama bunlar tabii her yetişkinin de ihtiyacı olan şeyler. Çocuk zaten okulda da nasihat dinliyor, öğretmeninden dinliyor, ne bileyim televizyonlarda hep çocuk eğitimine yönelik şeyler anlatılıyor. Anne bir yandan nasihat ediyor, baba bir yandan, bir bakıcı varsa o oradan. Yani çocuk zaten sürekli böyle bir şeye maruz kalıyor. Burada amaç çocuğu akışın içerisinde yaşatmak, zihnini söylemek istedikleriniz söylemek istediklerinize donatıp canlı tutmak. Yani onun üzerine düşünmesini sağlayabilmek. Sonuçlar, çıkarımlar sizin tarafınızdan verildiğinde bu çocuk tarafından çok kabul edilebilen bir şey değil. Çünkü çocuğun orada değerlendirme kriteri farklı. Siz tecrübenizle, yaşam tecrübenizi değerlendirip bir sonuca varıyorsunuz ama çocuk daha onu yaşamadı. Onun için anlayamıyor söylemek istediğimizi. Dolayısıyla biraz hani geçen şeyde sohbetimizde konuştuğumuz gibi biraz hani akışta öğrenmesini sabretmek gerekiyor. Hemen o yaşandığı zaman o durum işte neyse konuşmak istediğiniz şey o durum yaşandığı zaman çocuğun doğru çıkarımlar yapmasını işte ondan ders almasını bak gördün mü sana demiştim. Aynen de söylediğim başına geldi. Şeklindeki bir uyarını ciddiye almasını beklemek çocuğun yaşam ve öğrenme sürecine çok uygun değil. O açıdan da ailenin beklentisi gerçekçi olmaz eğer böyle olursa. Bunlar hep bir birikim Zaten olacak. şeyde ön beynin gelişme sürecine bakacak olursak, yani insanı insan yapan ön beyin kısmı, bunun gelişme süreci 25 yaşına kadar devam ediyor. Ve ergenlikte başlıyor aslında ön beyinle ilgili gelişme mekanizması. Yani ergenlik öncesi bir çocuğun beyniyle ergenlik sürecini yaşayan bir çocuğun beyni ve 25 yaşının üstündeki bir insanın beyni aynı beyin değil aslında. O sonuç çıkarmayla ilgili, ders çıkarmayla ilgili kısımlar 25 yaşından falan sonra yani olgunlaşmış, bütünleşmiş durumda oluyor. Dolayısıyla Tabii şimdi gerçekten biraz yukarıda ben. evet, aynı değil bakış açılarımız ve olmaması da normal. Çocuk onları deneyimleyerek hani sonuç çıkarmayı aslında sonuç çıkara çıkara öğreniyor. Beyni o şekilde yapılanıyor. Gerçekten orada kendi bakış açımızı göstermesini beklemek büyük bir haksızlık çünkü donanım ona uygun değil henüz. Yani beyin donanımı uygun değil.
istese de yapamayacak durumda aslında. Evet. Aslında şöyle düşünmek lazım. Yani anne baba çocukluğunu çabuk unutuyor sanki. Anne baba o yaşlardayken nasıl düşünüyordu, neler yapıyordu? Hani çocuğu yetişkin gözüyle, yetişkin algısıyla anlamak ve algılamak yerine işte kendi o yaşlarını hatırlaması lazım anne babanın. Orada işte her anne baba gibi kendisinin de hata yaptığını, ne bileyim yanlış davrandığını, huysuzluklar yaptığını, sorumluluklarını zamanında yerine getirmediğini falan böyle şey. Yani bu tabii çok rahat bir bakış açısından bahsetmiyorum. Elbette kurallı, sınırlı, disiplinli bir bakış açısı olmalı ama bunları da göz ardı etmeden, bunları hatırlayarak çocuğa o gereken sabrı ve tahammülü göstererek hareket etmek lazım. İşte bu sohbet, hani tatlı ve sıcak, sempatik sohbet ortamları herkesin bu tahammül seviyesini biraz daha yukarıya çıkaracaktır diye düşünüyorum. O açıdan bence bu dönemde ailelerin en çok tutunacağı dal bu sohbetler olmalı. Şurada çok enteresan bir yorum geldi. Onun üzerine bir cevabımız olur mu acaba? Bunu yapınca da toplumda rahat bir anne olmakla suçluyor. Yani rahat bir anne Yani olmak sakıncalı mı? Hani rahat bir annenin doğrusu ne, eğrisi ne? Ne dersiniz buna? evet. Yani buradaki rahat anneden kasıt ne tabii onu bilmiyoruz. Rahat annenin şeyi çok geniş, tanımı çok geniş. Kimine göre ben çok rahat bir anneyimdir, kimine göre çok disiplinli anneyimdir. Bunu biraz altına değişmek lazım ama şöyle, yani toplumun ne dediği çok yani çok da bir kriter olmamalı aslında bakarsanız. Anne baba en iyi çocuğunu kendi tanır. Ama onun dışında güvendiğiniz, sizi yönlendiren, ailenize rehber olacak kişiler varsa elbette ki bu kişilerden feyz alabilirsiniz, model alabilirsiniz, fikir alabilirsiniz. Ama rahat annenin tanımı nedir? Mesela çocuğun kendi gelişim sürecinde çok fazla böyle hani helikopter gibi müdahaleci olmadan hata yapmasına izin vermek mi? Yoksa hani kendi başında bırakarak işte etrafın özgürlük alanını kendisinin tayin etmesini ne müsaade etmek mi? Buralardaki işte ayrımlar çok önemli. Rahat anneler aslında rahat anne diye tanımladığımız şey toplumda bizim algımız daha doğrusu çocuğun özgürlük alanına hiç müdahale etmeden sınırsız bir özgürlük verdiği düşünülen ebeveynler aslında. Gerçekten böyle bir şey sence rahat anne deniyorsa evet bu doğru bir şey değil. Çünkü özgürlüğün tanımını da aslında konuşmak lazım. Çocuğa ne kadar özgürlük tanınmalı? İşte çocuk için özgürlük nedir? Sınırı nerede başlar, nerede biter? Bu tanımlar eğer kafamızda netse o zaman anneliğinizin rahat olup olmadığını sorgulamanıza gerek yok. Ama Biraz çocuğunuzun toplumun ne söyleyeceğine fazlaca önem vermek şeye benziyor biraz. evet. Nasrettin Hoca'nın hani baba çocuk hani yanında çocuğu var. İşte eşeğe biniyorlar hikayesi vardı bir ya meşhur. Öyle biniyorlar biri bir şey diyor. Öbür türlü biniyorlar Evet. başka biri bir şey diyor. Her Herkes zaman söyleyecek bir sözü olan birileri vardır. Ve şikayet kültürüyle olunca da hep böyle kötü yönleri aslında var olmayan kötü yönleri ya da farklı. abartılarak yönleri falan ortaya çıkıyor orada. Biz Evet. aslında kendimizi bilip hani ona göre doğru olanı yapmaya yönelsek en doğrusu o olacak gibi gözüküyor. Öyle tabii. Hani söylemek istediğim şu değil. Yanlış da anlaşılmak istemem. Hani kimseyi dinlemeyin. Kendi bildiğinizi yapın falan değil tabii ki ama her ailenin kendine göre bir doğrusu vardır, bir yolu vardır tabii ki. Aileler de kendi iç dinamiklerini, etrafındaki işte ailelerin, insanların yaşam tarzlarına ya da işte davranışlarına bakarak da ölçebilirler. Buna göre de kendilerine kararında bir yol tutturabilirler. Söylemek istediğim aslında bu. Çünkü siz ne yaparsanız yapın az önce söylediğiniz gibi mutlaka sizi yaptığınızı beğenen, beğenmeyen, eleştiren çıkacaktır. Ama her ailenin kendine göre bir yaşam stili olmalı. Ortak doğruların dışında ama ortak doğrular tabii ki var. Yani çocuğunuz başkasına zarar vermemeli, işte ne bileyim sorumluluklarını yerine getirebilmeli, kendine ve başkasının haklarına saygılı olmalı gibi bu başlıklar çoğaltılabilir. Ama bunun dışında temel doğruları bence kendini iyi yetiştirmiş bir ebeveyn bilebilir. Eğer hani kafanızın karışık olduğu bir yer varsa bu konuda da sosyal medya yerine çocuğunuza eğitim veren, güvendiğiniz eğitimcilere ve kişilere danışarak ilerlemenizde fayda var. Yani işte komşumun çocuğu böyle olmuş da o şöyle yapmış da işte düzelmiş falan bu bir öğrenme ve değerlendirme kriteri olmamalı.
gerçekten sizin çocuğunuzu tanıyan, çocuğunuzun eğitim sürecine dahil olmuş ve onunla ilgilenen, çocuğunuzun istek ve ihtiyaçlarını karşılayabilecek eğitimcilerle bir arada olmanız ve onların sözlerini dikkate almanız bence çocuk eğitimi için yapılabilecek önemli şeylerden bir tanesi. Onun için yani rahat anne desinler. Sıkıntı yok eğer sizin çocuğunuzla ilgili sorunuz yoksa. Bir de gerçekten rahat olabiliyorsanız, yani içiniz rahat olabiliyorsa hakkıyla, o zaman daha ne? Ondan güzel bir şey olabilir mi? Hiçbir anne rahat değil şimdi. Yani bunlar çok hani çok kayda değer olan şeyleri zaten aileler bilebilirler bana göre. Hani kimlerin yorumlarını değerlendirmeye almak lazım, kimlerinki hani çok da yerinde değil. Bunları kendini iyi yetiştirmiş ebeveynler ayırt edebilirler. Peki sohbet yöntemlerine dönecek olursak, böyle başka gizli taktikleriniz var mı Gizli kullanılabilecek işe yarar? Eminim bu kavanozu not almış arkadaşlar vardır. Belki hangi kavanozu nasıl şekillendirelim düşünüyor olabilirler. Kavanozun fotoğrafını gönderebilirim. Bir de kavanozun içindekileri de gönderebilirim. Yani nereden paylaşabilirim bilmiyorum. Belki Instagram hesaplarımızdan falan paylaşırız. Bir yerden indirilme şansları olur. Uzun bir liste var bende. İşte akıllarına gelmezse hani rehber olması için paylaşabilirim bir yerde bir şekilde belki kullanırım. Hesabınızı burada söyleyin isterseniz, belki merak eden, takip etmek isteyen olur. Elif Naz Oguz hesabım. Oraya yüklemeye çalışırım. Yüklerim. Yani Instagram'dan çıktı alamıyorlar ama belki fotoğraflı bir şekilde ya da bir çok kullanmadığım bir blog var, oraya koyabilirim. Oradan çıktı alabilirler isterlerse. Kavanozun da fotoğrafını koyarım. Kendilerine uygun bir kavanoz yapabilirler belki. Peki, diğer başlığa gelecek olursak onu da hani üçe ayırmıştık ya, bir işte sıcak ve samimiyet sohbetleri, bir felsefi sohbetler demiştik. Biraz felsefi sohbetlerden bahsedelim. Burada birazcık aslında şey gerekiyor. Hani yapılandırılmış bir sohbet ortamı gerekiyor. Bu da her bir aile bireyinin ve çocukların kendini geliştirme yöntemlerinden biri olarak da kullanılabilir aslında. Ben bunu size biraz dünyada yeni gelişen de değil aslında, bizde çok yeni tanınan P4C yöntemi var. Philosophy for Children, belki duymuşsunuzdur. Duyanlar da mutlaka vardır. Buna biraz benzeterek anlatacağım. Bunun için çok derin bir felsefi bilgisi olmasına gerek yok ama yapılandırılmış bir tartışma ortamını, kurallı bir tartışmayı çocuğun görmesinde fayda var diye düşünüyorum. Özellikle ahlaki ve toplumsal gelişim ve toplumsal bilincin oluşması yönünden. Burada şöyle bir hikaye, bir ne bileyim masal, ama ikilem içeren bir hikaye, bir masal, bir resim bularak bunu aile içerisinde herkesin birbirini dinleyeceği, bir sözünü sonuna kadar bitirmesini bekleyeceği, birbirine karşı tez sunmak için değil, gerçekten karşıdakinin söylediğini anlamak için dinleyici bir ortam yaratmak. Burada biraz işte içerikli bir sohbet yapmak lazım. Bu çok küçük yaşlardan itibaren yapılabilir. Yani 4 yaşında, 5 yaşında bir çocukla da yapabilirsiniz. Daha yetişkin, işte ergenlik seviyesinde, lise seviyesindeki bir çocukla da yapabilirsiniz. Burada işte konuların içeriği ve soruların biçimi şey olur. Yaşa göre değişebilir. Mesela bizim bu şeyleri yaparken başlangıçtaki hikayesi aslında ağır bir hikayeydi. Kolberg'in Heinz'in ikilemini konuşmuştuk, tartışmıştık ilk başlangıçta. Belki bilirsiniz, ahlaki gelişimle ilgili bir hikayedir. Burada bir şey vardır, ikilem vardır. Hatta hikayeden kısaca bahsedeyim anlatmadan. Belki Buyurun. yok isteyenler olabilir. Karısı kanser olan bir adam var. Hayati tehlikesi var ve ilaç bulması gerekiyor. Bir eczacı karısının hastalığını tedavi eden bir ilaç üretiyor ama bunu çok fahiş fiyata satıyor. Yani işte 4 katına, 5 katına, 10 katına satıyor. Fakat adamın yeteri kadar bunu karşılayacak gücü yok. Yarısını temin edebiliyor. Geri kalan yarısını daha sonra vermek üzere eczacıyla anlaşma yoluna gidiyor. Eczacı bunu kabul etmiyor. Başka çözüm bulamıyor. Adam bu paranın geri kalanını tamamlayamıyor. Bir gece gizlice eczaneden bu ilacı çalmaya karar veriyor. Şimdi burada soru şu. İlacı çalsın mı, çalmasın mı? Buradan başlıyor hikaye, şey, tartışma.
Burada işte tartışmanın bir süresi olabilir. Mesela şu kadar süre içerisinde tartışacağız diye başlangıçta bir hedef belirlenebilir ki hani düşünme şeklimizi, hızımızı da ona göre ayarlayabilelim diye. Herkes sırayla bir moderatör olmalı ama aile içerisinde tabii bu hani üç kişilik bir aileyse mesela sadece iki kişi tartışabilir. Biraz daha kalabalık bir ailesi olabilir ama hani sohbetin kendi aralarında buna benzer bir yapıyla dönmesi sağlanabilir. Herkes bu konuda fikrini söyleyebilir. Karşılıklı sorularla sohbet yönlendirilebilir. İşte bende kalsın diyorsa mesela ya olur mu öyle şey Allah'ını seversen hiçbir şey öğretemedik sana demek yerine sence neden çalsın diye sakince ve sabırla söylemesini bekleyerek tartışmayı yönelebilir. Burada yine ders vermeden buradaki esas önemli kısım bu. Serbest çağrışım yöntemiyle olaylardan hareketle kavramsal sorgulamaya geçmek buradaki amaç. Ne Bir de yapılabilir? İşte çoğu durumda zaten gerçek hayattaki problemleri de çok benziyor bahsettiğiniz örnek. Çoğu durumda doğru bir cevap yok aslında. Yani Tabii, yok. cevaplar var ve bunların doğruluk dereceleri var. Olumlu yönleri var, olumsuz yönleri var. Vereceğimiz pek çok kararda da mutlak doğru kararı değil de görece doğru bir karar alıyoruz. Evet. Artılarından yararlanıyoruz, eksilerinden ceremesini çekiyoruz. Şimdi bu yaşamda da bunun böyle olduğunu hissettirecek konular. Hani içinde çelişki barındıran bir konu olması kritik bir Evet. noktası herhalde olayın. Dolayısıyla Tabii. da tamam bu doğrudur, kesinlikle budur falan değil de farklı yönlerini karşılıklı doğurabilmek, çeşitlendirebilmek, zenginleştirebilmek esas olan Tabii. bu herhalde değil mi? Konu Tabii. seçimindeki esas nokta. Tabii, evet. Bu konuda hani çok serbest seçim yapılabilir ama özellikle bu bahsettiğim sohbetlerin içeriğinde bahsettiğiniz gibi biraz ikilem olması lazım sohbetin sürdürülebilirliği açısından ve karşıt fikirleri birbirine saygı duyacak şekilde tartışabilmek açısından. Bu ne kazandırır aileye ve çocuğa? Aslında aileye de çok şey kazandırır. Sadece çocuk odaklı gitmemek lazım. Bir kere farklı bakış açılarını tanımayı ve düşünmediğiniz şeyleri zihninize yerleştirerek onlar üzerinde yorumlama yapmayı ve düşünme yapmayı yapma alışkanlığı ya da becerisi kazandırır çocuğa. Çocuğunuzun bir konuya daha önce konuşmadığınız, tartışmadığınız ya da başınıza gelmeyen bir konuya karşı yaklaşımı, bakış açısı nasıldır, nasıl olabilir? Nasıl bir çözüm ya da yorumlama yeteneği geliştirebilir? Bununla ilgili bir fikir edinebilirsiniz. Bununla ilgili bir değerlendirme şeyiniz olabilir, şansınız olabilir. Bunun dışında çocuklarda şu ayrım çok olmuyor maalesef. Dinlemek ile duymak arasındaki farkı ayıramıyorlar çocuklar. Bu sohbetleriniz sırasında çocuklarınızın getirdiği yorumlarla işte sizin söylediklerinizi aslında duyuyor mu ve gerçekten dinliyor mu bunun ayrımını yapabilirsiniz. Çünkü genelde iletişimde, aile içi iletişimdeki sıkıntılar şöyle söylüyorum, söylüyorum anlamıyor. Beni duymuyormuş gibi davranıyor. Genelde bunlardan yakınır anne babalar. Yaş kaç olursa olsun. Burada işte gerçekten dinleme becerisi gelişmiş mi? Dinlediğini anlayıp yorumlayabiliyor mu? Ya da sizi sadece duyuyor mu? Duyduğu buraya girmiyor mu? Bu bir alışkanlık. Hani bunun bir kabiliyetle, kapasiteyle alakası yok. Bunu da ölçebilmiş olursunuz ya da bu alışkanlığı kazanmasına yardımcı olabilirsiniz. Burada şey de çok kritik bence. Beyin gelişimi çok önemli bir nokta. Yani öğrenmek sürekli her an yaptığımız bir şey ve her öğrenme beyin ameliyatı gibi. Yani beynimizdeki Tabii. fiziksel donanım değişiyor. Nöronların arasındaki bağlantılar değişiyor vesaire. Ve çocukta bu çok yoğun olarak gerçekleşiyor. Yani beyin plastisitesi çok yüksek. Dolayısıyla orada kullandığımız kelimelerin çeşitliliği, çokluğu ya da fakir olması. Evet. Görüşlerde böyle mutlak doğru budur, böyle başka fikir yok falan gibi katı yaklaşımlarla yaklaşmak ya da olayların çelişkileri çeşitliliğini barındıracak sohbetler yapmak bu aslında çocuğumuzun beyninin nasıl geliştiğini de doğrudan etkileyen bir şey. Ve Tabii. sürekli olduğu zaman gerçekten bu tür sohbetlerle, çıkarımlarla, tartışmalarla büyüyen bir çocuk çok daha zengin, gelişmiş bir beyne sahip olacak demektir. Öbür çocuksa o donanımları eksik bir şekilde büyümüş. Dolayısıyla da hani şey diyoruz ya niye birine gidip toptan itaat ediyor insanlar? Niye kendi beyinlerini iptal ediyorlar? Aslında bu beyni ne kadar zengin geliştirdiğimizle ilgili bir şey. Bu tür Evet. çalışmalar bence o anlamda da uzun vadeli etkisi de
çok ciddi anlamda çocuk için olumlu ve yüksek olabilecek şeyler gibi duruyor. Kesinlikle. Tabii tekrar ediyorum, burada amaç çocuğumuza hemen de alışkanlık kazandırabilmek değil. Çalışmalar gösteriyor ki bu tür tartışma ortamlarında bulunan çocukların 20 ila 32 kere bunu tekrar etmiş olmasıyla ancak sonuç alınabiliyor aslında. Şimdi bizler mesela birkaç kez böyle bir tartışma ortamının içerisinde bulunduğumuzda hemen kavruyoruz ve hani o tartışmayı nasıl yapılandırabiliriz ya da zihinsel olarak nasıl esneyebiliriz bu tür tartışmalar esnasında, bunu kavrayabiliyoruz ama çocuk için aynı şey geçerli değil. Biz yaşam tecrübelerimizden hareketle düşünme biçimimizi, düşünme şeklimizi dönüştürebiliyoruz. Ama çocukların böyle bir becerisi gelişmemiş oluyor bu yaşlarda, bahsettiğimiz yaşlarda. Dolayısıyla beklentilerimizi de ona göre tutmakta fayda var. Yani hani bu tartışmaları yaptıktan sonra işte görüyor musun, bizim çocuğumuzun da ahlakı hiç gelişmemiş gibi düşünmek bir kazanım elde etmemizi engeller. Dolayısıyla sabır, yani çocuğun yetişme sürecinde, gelişim sürecindeki sabır, ama buradaki sabır şey değil, hani saygısızlığına sonsuz bir sabır anlamında değil. Bu lütfen yanlış anlaşılmasın. Gelişimini beklemekte ve takip etmekteki sabırdan bahsediyorum. Bu çok önemli. Sabreden kazanır bu dönemde. O sebeple çabamızı devam ettireceğiz. Çocuğumuzun özellikle zihinsel ve ruhsal, hatta duygusal gelişimini sabırla takip edeceğiz. Vazgeçmeyeceğiz. Yaptığımız şeylerin doğruluğundan eminsek eğer. Çocuk her seferinde, geçen sohbetimizde de söylemiştim, yumuşak bir duvar olacağız. Çocuk her seferinde bize çarptığında o yumuşak duvar çocuğumuzu saracak, ama kural varsa kuralı da koyacak. Biz de Biz o yumuşak duvarları biz koymazsak çocuk ileride katı duvarlara ve canını toslayacak. çok yakacak şekilde Aynen toslayacak, değil mi? öyle. Dolayısıyla onun Aynen güvenli halini bizim yaşatmamız gerekli ki, ama bir öyle. Evet. yandan da bu hapishane duvarı gibi de olmamalı. Yani Yok tabii. yumuşak bir duvar, çok da dar değil ama çocuğun Evet, esneklik esneyebilecek bir alanını, duvar olmalı. evet. Ama bazı kurallar var ki esnememeli mesela. Bunlar Tabii. her ailede olabilir ama hani o aile onun dengesini kurabilir diye düşünüyorum. Fakat işte söylediğim gibi bu sohbetlerimizdeki çocuklara verdiğimiz geri dönüşler çocukların bu sohbetin devamını getirmesiyle ilgili heveslerini pekiştirebilir ya da kırabilir. Bunlar önemli. Onun için hani ailenin bu konuda gerçekten uyanık ve dikkatli olması gerekiyor. Yani hevesini kıracak bir şey de yapmamalı, kendini kaftanda göreceği bir şey de yapmamalı. Yani ben artık bu tartışmaların kitabını yazarım gibi bir şey de olmamalı. Yani o dengeyi kurabilmek lazım. Bazen böyle şeyler yaşıyoruz çünkü. Ya bunu tartıştık, benim artık bunu söyleyebileceğim bir şey yok diyor çocuk, ama söz söyleyebileceği çok şey var aslında. Hani üzerinde düşünmesini kapatacak bir hale getirmememiz lazım. Onun için bu tartışmalarda sonuca gidilmiyor. Açıkta bırakılıyor. Sonuç sallantıda bırakılıyor ve bizim istediğimiz şey çocuğun o konuyla ilgili düşünce sürecini sürdürmesi. Hatta öyle şeylerle karşılaşıyoruz ki 2 gün sonra çocuk geliyor, ya öğretmenim işte orada öyle söylemiştiniz ama ben de böyle söylemiştim ama üzerinde düşündüm, aslında şunu da demek istiyorum. Sizin söylediğiniz gibi de düşünüyor olabilirim ya da işte bir arkadaşın söylediği gibi de düşünüyor olabilirim. Siz yapmaya çalıştığımız şey bu. Çocuktaki sürekli o sorgulama, düşünme, yorumlama, muhakeme yeteneğini geliştirmeye başlamak ve gelişiminin önünü açık bırakmak. Sonra sizin tahmin etmediğiniz noktalara gelebiliyor iş. Yani gerçekten o çocuktaki çiçek gibi açıldığı hali görebiliyorsunuz. Aile burada çok destekleyici ve çok önemli bir faktör. Şu dönemde zaten aile hemen hemen tek faktör. Peki o zaman şimdi süremizi de biraz daha açtık aslında. Çok uzun da tutmamaya çalışıyoruz bu sohbetleri. Böyle aile içi özellikle çocuklara yönelik etkili güzel bir iletişim yapmak için konuştuk zaten uzunca. Böyle özetle bir iki cümleyle ne önerirsiniz? Hani insanlar ne yapsınlar? Tek Ne böyle kısaca bir yapsınlar? şey. Birbirlerine karşı samimi olsunlar. Birbirlerinin kıymetini bilsinler ve özen göstersinler. Bu süreçte herkes kendini biraz tutacak. Karşısındakine daha fazla değer verdiğini gösterecek. Duygularını ve sevgisini, ilgisini gösterecek. Bana göre hani en büyük ihtiyaçlar bunlar. Ve birbirleriyle iletişim kurarken iletişimi daha
içten ve sevgi dolu, içerikli hale getirmeye gayret gösterecek. Yani hiçbir şey kendiliğinden olmuyor hayatta. Eğer bir şey yaşamak istiyorsanız, bu süreçten bahsediyorsak, eğer bu süreci güzel yaşamak istiyorsak, aile içi iletişimimizi kuvvetli tutmak, sorun yaşamamak istiyorsak, o zaman bunun çabasını biz göstereceğiz. Biz göstereceğiz ki karşıdakinden de böyle bir çaba bekleyelim. Dolayısıyla burada hani biraz özetlemeye çalıştım. Neler yapılabilir? İnsanlara fikir vermeye çalıştık. Mutlaka bunun daha iyisini yapanlar, düşünenler olacaktır. Ama en azından şöyle bir bakış açılarını belki bir genişletebiliriz bununla ilgili. Yani aslında şey temelde çalışana karşılığı var değil mi? Yani Tabii, şikayet ettiğimiz evet, noktalarla ilgili çaba sarf edersek bunları düzeltecek noktalara kesinlikle. doğru ilerleyebiliriz. Ve çok da tatlı bir hale getirebilirsiniz. Yani bir daha hayatınızda ailenizle bu kadar birlikte zaman geçireceğiniz, bu kadar çok kazanım elde edebileceğiniz bir zaman yakalayamayabilirsiniz. Dolayısıyla bunun kıymetini bilmek lazım bence. Evet, hepimiz şu anda sıkıntıdayız, zor bir dönemden geçiyoruz. Kafalarımızda çok fazla soru işareti var. Ve nasıl bir dünyaya uyanacağız bu virüsten kurtulduktan sonra, bunu hiçbirimiz bilmiyoruz. Ama şu anda bunlarla ilgili kafamızı bunaltıp hayatımızı zehirlemek bize hiçbir şey kazandırmayacak. Aksine eğer bu dönemi gerçekten bir hani gelişim kampı olarak düşünürsek, bu dönemden çok da büyük kazanımlarla çıkabiliriz. Evet, başka bir dünyaya uyanacağız ama bu dünyaya adapte olabilme kabiliyeti de bizde var aynı zamanda. Nasıl şu anda bunları yapabiliyorsak, yeni dünyada bir şekilde uyum sağlayacağız. Dolayısıyla bundan çok fazla korkmamak lazım bence. Aile bireyleri birbirine destek olarak yan yana omuz omuza vererek bu dönemi atlatabilirler zaten. Ne yaşayacağını hiç kimse bilmiyor. Dolayısıyla konuşun birbirinizle, sohbet edin, duygularınızı anlatın, yapılandırılmış sohbetler yapın, birbirinizi daha iyi tanıyın, saçmalayın. Saçmalama sohbetlerine vaktimiz kalmadı ama Bir bunlar da dahakine onu da konuşabiliriz belki. insanların hani aile anıları elde etmeleri için çok gerçekten bence kıymetli zamanlar. Onun için herkesin birbirine mutlaka katacağı bir şey var. Bu dönemi gayret, çaba ve iyi niyetle atlatacağız bence. Yapabileceğimiz tek şey bu. Kapatırken şeye benzeteyim. Şu anda aslında bir kozaya girdik. Yani eski dünyamızdaydık. O dünyada artık kozaya girdik. Evimizde bir koza ördük. O Evet. kozanın içinde bir başkalaşım geçiriyoruz. Bir değişim dönüşüm geçiriyoruz. Evet, Ve aynen. başka bir dünyaya çıkacağız bu kozadan. Şimdi o kozadan nasıl bir kelebek olarak çıkacağız? Yani güzel bir şey mi çıkacak, çirkin bir şey mi çıkacak? Bize Aslında bağlı. kozanın içinde ne yaptığımız belirleyecek Evet. artık. Umarım bu fırsatı, bu koza ortamını olumlu yönleriyle değerlendirebiliriz hepimiz. Çok Umuyorum. teşekkürler, çok güzel bir Ben de teşekkür sohbetti. ederim. Sağ olun. Katılımcılarımıza da teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Haftaya tekrar görüşmek üzere. İyi Hoşça kalın. günler.